30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nı kaybeden devletler arasında yer aldığını kabul ediyordu. İmparatorluk parçalanıp tarih sahnesinden çekilecekti. Ancak imparatorluğu bu savaşa sokan ve savaş sırasında da yönetimini ellerinde tutanların 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece bir Alman denizaltısıyla Kırım'a doğru yola çıkarken bu gerçeği kavradıkları pek söylenemez. Daha sonra Avrupa, Rusya, Kafkaslar ve Orta Asya bozkırlarında geçen yıllarına ve serüvenlerine bakıldığında da bu durum görülebilir. Enver Paşa'nın Türkistan macerasına hazırsanız hadi başlayalım. Videoya başlamadan önce kanala abone olup alttaki çan butonuna da bir dokunursanız sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Nasıl ki Türkler 1000 yıl kadar önce Orta Asya'dan yola çıkıp Anadolu'ya gelmişler ve burasını yurt edinmişlerse, Enver Paşa da bu tarihi başka bir şekilde tekerrür ettirmeyi hayal ediyordu. Orta Asya'da kendisini kucaklamaya hazır Türk İslam devletlerini tek bir çatı altında toplayarak başına geçeceği bu güçlerle yeniden Anadolu'ya gelecekti. 1918 Kasım ayı başında Kırım'a çıkan Enver Paşa hemen Kafkasya üzerinden Türkistan'a geçmeye niyetliydi. Bir yıl önce 1917 Kasım'ında Rusya'da Bolşevik devrimi olmuştu. Ama Lenin ve arkadaşları henüz Rusya'nın tümüne egemen değillerdi. Uçsuz bucaksız Rus topraklarında bir iç savaş hüküm sürüyordu. Petrograd ve Moskova başta olmak üzere Kızıllar büyük kentleri ellerinde tutuyordu. Ama kırsal alanda ve çeşitli bölgelerde Çar'ın generallerinin yönetimindeki Beyazlar egemendi. İşte bu koşullar Çarlığın Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk İslam sömürgelerinde de bir otorite boşluğuyla birlikte bağımsızlık eğiliminin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Ve Cihan İmparatorluğu Osmanlı'nın başkumandan vekili kendisine tarihsel bir misyon düştüğüne inanıyordu. Bu kargaşa içinde Enver Paşa hemen Türkistan'a geçme olanağını bulamadı. Bunun üzerine bir süre Avrupa ve Rusya'da kalacak ve Bolşevik devriminin meydana getirdiği uluslararası ortamdan da esinlenerek bir ihtilalci İslam örgütlenmesi gerçekleştirmek için uğraşacaktı. Avrupa'daki çalışmaların merkezi Berlin'di ama Moskova ile de sıkı bir bağ söz konusuydu. İngiliz emperyalizmine karşı bir güç olabileceği düşüncesiyle Rus devrimcileri de Enver Paşa'ya belirli desteklerde bulunmayı uygun görüyorlardı. Doğrusu Enver Paşa da Bolşeviklerle arasını iyi tutmaya özen gösteriyordu. Örneğin Moskova'da daha çok Kuzey Afrikalı olmak üzere çeşitli İslam ülkelerinden temsilcilerin katıldığı İslam İhtilal Cemiyetleri Kongresi toplandı. Daha sonra Eylül 1920'de Bakü'de düzenlenen 1. Doğu Halkları Kurultayına da katılan Enver Paşa burada etkili bir rol oynamaya çalıştı ama pek başarılı olamadı. Bu arada bir kulağı da Ankara'daydı. Anadolu'da sürmekte olan milli mücadeleyi yakından izliyor, Mustafa Kemal'le haberleşiyor ve fırsat bulursa dönmeyi düşünüyordu. Ancak Mustafa Kemal bunu engelleyecek, hatta bir ara Enver Paşa 1921 Ağustos'unda Batum'a kadar gelip sınırı geçmeyi ciddi bir şekilde düşündüğünde tutuklanmasını bile isteyecekti. Sonuçta Ankara'daki kadro Sakarya Savaşı'nı kazandıktan sonra o aşamada Anadolu'da bir şansının kalmadığını gören Enver Paşa da kendisini Türkistan'a attı. Ekim 1921'de Türkistan'da Buhara'ya gelen Enver Paşa'nın bu bölgeye ilişkin ne doğru dürüst bilgisi ne de ciddi bir askeri gücü ortaya çıkaracak bir örgütlenme olanağı vardı. O kendi kendine bir misyon biçmişti. Ama tarih toplumsal ve siyasal olarak bambaşka bir kanaldan onun hiç kavrayamayacağı bir doğrultuda akıp gitmekteydi. Enver Paşa bu akıntıya rağmen kendisinden başka belki de kimsenin inanmadığı ve ciddiye almadığı misyonunu gerçekleştirmek için bazen trajik görünümler kazanan bir dizi uğraştan sonra bir tür intihar eylemiyle yaşamına son noktayı koyacaktı. Buhara'ya geçtikten sonra merkezi iktidarı ellerinde tutan Bolşeviklere de tavır alan ve bölgede bir güç toparlayabilmek için hem Ruslara hem de İngilizlere karşı mücadele etmeye çalışan Enver Paşa, çıkışsızlığını fark ettiği ve ölümüne yaklaştığı sıralarda İngilizlerle ilişki kurmamakla yanlış yaptığını düşünmeye başlamıştı. Ama artık onun için çok geçti. Türkistan'a geldikten sonra Doğu Buhara'ya geçerek buradaki basmacı hareketinin başına geçmeye niyetliydi. Nitekim bu doğrultuda hareket etti. O sıralarda Türkistan'daki iktidarı elinde tutan kadro Bolşeviklerle iyi ilişkiler içindeydi ve yerli gericiler tarafından Ruslardan daha tehlikeli ve öncelikle yok edilmesi gereken düşmanlar olarak değerlendiriliyordu. Bu güçler önceleri Enver Paşa'ya pek de iyi gözle bakmadılar. Sonuçta onun da geçmişinde padişahı tahttan indiren bir ihtilal bulunuyordu. Bunun için pek güven verici değildi. Hatta bir ara tutuklu koşullarında bile yaşadı. Orta Asya bozkırlarında Ruslara karşı bir güç ortaya çıkarmaya çalışırken örneğin kendisine Ulu Turan ihtilal
İstiklal Orduları Kumandanı Merkezler Merkezi Reisi gibi ünvanlar yakıştırarak bir hava yaratmaya çalışıyordu. Ama Enver Paşa'nın tüm uğraşları nafile çabalar olmaktan ileriye gidemeyecekti. Her şeye rağmen Enver Paşa'nın bölgedeki çabalarını yakından izleyen ve küçümsemeyen Bolşevikler önce kendisini Moskova'ya davet ettiler. Ancak bunu kabul etmeyen Enver Paşa, basmacı hareketiyle ilişki kurmasının ve çevresinde bir miktar adam toplamasının ardından Sovyet iktidarı için bir tehdit unsuru haline geldi. Duşanbe'de meydana gelen çarpışmalarda Enver Paşa'nın kuvvetleri başlangıçta bazı başarılar kazandı ve Kızıl Ordu birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı. Böylece Enver Paşa bir süre Buhara'da denetimi eline aldı. Hatta Sovyetler iktidarından kendisini tanımalarını bile talep etti. Ancak durumun ciddiyetine uygun kuvvetleri bölgeye sevk ederek toparlanan ve karşı saldırıya geçen Kızıl Ordu birlikleri bir dizi çarpışmadan sonra bölgeye egemen oldu. Kuvvetleri dağılan ve elinde küçük bir birlik kalan Turan ve İslam İhtilal Orduları Serdarı, İslam ve Buhara leşkerlerinin emiri Enver Paşa güneye, Afgan sınırına doğru çekilmeye çalışırken 4 Ağustos 1922'de bulunduğu Belcivan yakınlarında kıstırıldı. Mermi yağdıran makineli tüfeklerin üzerine ata binip kılıcını çekerek maiyetiyle birlikte saldırdığı rivayet edilen Enver Paşa, Pamir Dağları'nın yamaçlarında Çegan Tepesi eteklerinde can verdi. Ama Turan hayalleri hiç bitmeyecekti. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtmekten çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.